Siz de ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205. GSM 532 344 05 12. Bu derneği her geçen gün biraz daha ileri taşımak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sizler belki 3 ayda 5 ayda bir rezans ediyoruz ama bu kardeşiniz belki bu mekanda kalıyor, sistem geliştiriyor, görüşmeler yapıyor, programlar yapıyor. Onlardan birisi de bugün niçin buradayız? İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği'nin adından yerel siliniyor. İstanbul Gazeteciler Derneği olacak. Sizler onaylarsınız. Sebep şu. Birçok sebebi var. İlk sebebi yaklaşık 45-50 yıldır İstanbul Gazeteciler Derneği kapanarak, birazdan Mustafa abi o derneğin başkan yardımcısı size daha ayrıntılı açıklamalar yapabilir. Bize bu derneğe katılma kararı aldı. Bugün bu Türk Kongresi'nin bu tarihe gelme sebebi de o. Aksi halde bu isim hakkı elimizden gidebilir mi? Başkanı da var mıydı? Veya bu dernek gider miydi? Eğer isminiz İstanbul Gazeteciler Derneği ile İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği birleşir, İstanbul Gazeteciler Derneği Salzım'da birleşirse bu derneğin bütün birikimlerine, haklarına sahip olunacak. Basın Yılan Kurumu'nun sağladığı yardımlar var. Onları da başvurup alma hakkımız olacak. Basın yayın evlerine sürülen değerli tüm haklar var. İşte yıllardır birikmiş prestij var, güzellikler var, kalite var. Hakikaten bu mesleğe gönül vermiş çok değerli abilerimiz var o dernek üyeleri. Belki onlar aramızda katılacak. Onlarla birlikte bir şeyler yapacağız. Mesleğin çıkarlarına, etik değerlerine uygun gazetecilik mesleği saygın bir hale getirmeye uygun. Bu derneği saygın bir hale getirmeye uygun. Bu programlar yapacağız, düzenleyeceğiz. Onun dışında 2-3 madde daha var. Ben onları bir andan rica edeceğim. Oylarınıza sunsun, kabul görürse devam edelim. Görmezse buradan ne karar çıkarsa saygı duyacağım. Büyük ihtimalle de yarın da buradan ayrılırız. Herkesten rica ediyorum. Bu pozu kongre sonrası şurada da gelip bir İGAT'ın yorumuyla, varlığıyla yaptığımız bir kongresiyle ilgili de bir poz alıp paylaşırsak sevinirim. Tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum. Divan için Mustafa Dolu, Hüseyin Şengül ve Derin Yeşiltepe'yi oylarınızı sunuyorum. Oy birliğiyle buyurun Sayın Divan. Bu dernek bu toplantı bu zamana kadar yapılan toplantıların bana ve sizlere göre en önemli. Çünkü bir değişiklik olacak. Değişiklik olacak ömür de var. Derneğimiz ulusal bağda çok çok daha iyi bir yere gelecek. Bu anlamda bu toplantı bile burada salonda olan ve de mazeretine de imza burada hatırlıyor. Giden arkadaşlara kolay gelsin diyelim. Sizlere de hoş geldiniz demiştik. Çok devam edeceğiz. Arkadaşlar gündemimiz şu. Yoklama ve açılış zaten sayın başkanlığı yaptı. Divan üyelerinin seçimi bu gerçekleşti. Tüzükte değiştirmek isteyen maddelerin ayrı ayrı görüşleri onaylanması ve kapanış. Benim önerim bu kapanıştan önce temenni mahiyetinde tespit değerlendirmek. Burada yapılmayan bir madde var. Saygı duyuyor. Bu ülkemizi kuran başka kalanımızı da kanalda ve onun silah arkadaşları ve bizlerin dedeleri bir kan vererek anmak ve onların mutluları, onların madeni mutluları karşısında sizlere bir dakikada saygı duyuyor.
Teşekkür ederim arkadaşlar. Abi biz çok konuştuk. Ben şeydim. Ben yönetimde tartışıldığını evet. Bilmem. Yönetimde. Ama genel olarak genel olarak meslektaşların arasında bunun gibi işte geçmişten gelen tartışma konuları vardı. Bu sefer daha çok dayanıyor başladı. Yani. Hızlıcılar vermeyi ince de olur. İşte bu sadece genel dönem ya da yerel dönem tek bir şey ifade edebilir ama böyle bir sorun var. Bence bu bir sorun. Teşekkür ederim. Anladım. Daha önce evet, ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, İstanbul'da olduğunuza göre İstanbul Patriarkat Koferi iyi bir isim. Zaten İstanbul cebinde de yerlerimiz var ama yerlerde bu şekilde yerlerimizi alıyoruz. Bu 3 madde, 4 madde, yapman değişiklikle daha güzel olarak daha güzel olacak. Şimdi değişiklik önergesi verilen, değişikliği istenilen madde 1. Ben okuyup size de okuyacağım. Madde 1, derneğin adı İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği'dir. Değişiklik tek önergesi, bu değişiklik istenen madde 1, derneğin adı İstanbul Gazeteciler Derneği'dir. Eski şekliyle derneğin kısaltılmış adı İGAD'dır. Yeni şekliyle derneğin kısaltılmış adı İstanbul Gazeteciler Derneği'nin İGD şeklinde bir değişiklik. Bunun için arzu eden olursa değişiklik halinde söz almak isteyen olursa bildirebilir. Daha olumlu olacağına inanıyorum. Bunu da destekliyorum. İnşallah bundan sonra daha güçlü bir şekilde hep birlikte mesleğimizi ileri seviyeye taşıyacağız. Yani zaten artık günlük teknolojide yerel diye bir şey de kalmadı. Çünkü yaptığınız haberi internetimize koyduğunuz zaman Japon üniversite okuyor, Malatya üniversite okuyor, Arrak üniversite okuyor. Dolayısıyla yere, zaten İstanbul dedik ki yere olmuş oluyoruz. Onun özellikle bir anlamı yok. Ben bunun hayırlara vesile olarak düşünüyorum. Saygılar duyuyorum. Teşekkür ederim. Dernek başkanlığı yapıyorum. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız çoğunluğu burada ama içinizde daha böyle önemli bir fizik kongresi olmayan arkadaşlar var. Hiçbir zaman tam kadroyla toplantı yapmadık. Ali Tarakçı'nın bir yıllık görev süresinde başkan vekiliydim. Hiçbir zaman tam kadroyla yönetim kurulu toplantısı yapmadık. Elinizi vicdanınıza koyarak bunu yanlış yanlış konuşursan itiraz ederim. Ya şimdi yapmayın. Bu benim bu düzük kongresindeki davetim sadece isim değişikliği üzerindeydi.
Sanki disiplin kurulu başkanımızın önerisidir bu. Aslında kendisi bilir. Oraya koyduğunda dedim ki arkadaşlara koyalım, oylamaya sunalım. Buradan çıkacak karara saygım sonsuzdur. Benim kişisel olarak önerim bu derneğin yönetim kurulunun 5 kişiden fazla olmaması gerektiği yönündedir. Önemli olan bu dernekte görev yaparken dernek başkanı, başkan yardımcısı olması gerekmiyor. Her derneğin her üyesinin, her derneğin dönem başkan kadar derneğin desteği varsa, saygınlığı varsa yetkili ve nitelikli olduğunu düşünmekteyim. Amacımız zaten o yöndedir. Arkadaşlar burası gazeteciler derneğidir. Suçlucular, aynancılar derneği değildir. Sizlere soruyorum. Bugün basın toplantılarına gidiyorsunuz. En son Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği basın toplantısında kaç tane gazeteci vardı? Adam kürsüye çıkmış, başkan giriyor içeri, kalkın ayakta alkışlayın. Benim dışında hangi arkadaş tepki göster? Biz gösteriyoruz. Gazeteciye böyle yapılır mı arkadaşlar? Yani elinizi vicdanınıza koyun, her ilçede kaç gazeteci varsa o gazeteciler de bu derneğin kapısının sonuna kadar açıktır. Gazeteci olan zaten biz basından kurulundan destek talep ettiğimizde yazı duruyor. Adamların şartları var, şartlardan birisi basın kartı olmayan üye sayılmıyor. Basın kartı olmayan üyeler sayılmıyor. Dolayısıyla biz şu dernekte binlerce üye yapabiliriz. Basın kartımız yok. Gazeteciliği yapamıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Gazeteciliği yok. Bunlar içindeki bütün şartları yerine getirmiyorsunuz. Zaten gazeteci sayılmıyorsunuz. Zaten ligat üyesi, ligat üyesi sayılmıyorsunuz. Rakamlara katılmamak gerekir diye düşünüyorum. Buradan çıkan bütün kararlar sayılmıyor.